Merhaba Futbol Meydanı'na hoş geldiniz. Süper Lig'de heyecanı her hafta olduğu gibi Futbol Meydanı'nda mercek altına alacağız. Hem geride kalan haftayı hem önümüzdeki haftayı konuşacağız Futbol Meydanı'nda ve gündeme farklı bir bakış açısı getirmeye çalışacağız. Çok değerli konuklarımız her zaman olduğu gibi Futbol Meydanı'nda bizlerle birlikte. Gürcan Bilgiç, Mehmet Ayan ve Ergün Aslan'la beraberiz Futbol Meydanı'nda. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Programın hemen başında Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'e de başarılar diliyoruz ki bu maça dair notları da sizlerle paylaşacağız. Zorlu bir karşılaşma Leipzig mücadelesi de Medipol Başakşehir maç başladı. Karşılaşma hemen başında kalesinde pozisyonlar verdiğinde belirtelim. Umarız güzel haberleri sizlerle paylaşırız. Bir kez daha hoş geldiniz. Değerli konuklar, derbi geride kaldı. Beşiktaş sağdan gülerek ayrılan taraf oldu derbide. Bundan sonra ne olur? Asıl biz bunu konuşacağız ve Mehmet Ay'ın önerisiyle çok da güzel bir anketimiz var. Kazanan takım bozulur mu? Bunu soruyoruz sizlere. Bakalım stüdyodaki yorumcularımız neler söyleyecekler bu konuya dair. Sizin fikirleriniz de çok önemli. Hem mesaj atabilirsiniz hem anketimize katılabilirsiniz. Bir kez daha belirtelim. Sizlere soruyoruz. Kazanan takım bozulur mu? Bozulur mu Mehmet Ayhan? Anketi <laughs> sen Seninle başlayalım. Valla e, teknik direktörün e, gerek medyadan, gerek taraftardan, gerek tribünden ve artık sosyal medyadan ne kadar çekinip çekinmediği alakalı bir durum bu. Ne Fatih Hoca'da ne Sergen Hoca'da böyle bir çekinme söz konusu olmayacağından sebep e, Galatasaray ve Beşiktaş özelinde söylüyorum bunu. Çünkü bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş kazanan takım ve bozulup bozulmayacağı onlar için önemli. Çünkü Galatasaray ve Beşiktaş'ın sakatları, hastaları döndü. Dolayısıyla ben iki hocanın da e, zor durumda kalmadıkça son dakika böyle derin bir formsuzluk, derin bir halsizlik görmedikçe iki takımın da kazanan e, 11 11'lerini bozacaklarını düşünmüyorum. Aslında e, eskiden beri adettir. Kazanan takım bozulmaz der eski teknik adamlar ama yeni nesilde durum biraz daha farklı bakış açısı da Her çok önemli bir örnek bu konuda. Evet. Bozulur mu bozulmaz bozdur mı? Bozulur canım. Ben size şöyle böyle. Bu arada kazanan takım bozulur görüşüneyim. Ben sadece bu hafta özel bozulmaz ha. mı? Ben ben de bozulur görüşüyorum. Hayır rak yani rakibe göre değiştireceksin. Mesela geçen sene hatırlayın Fenerbahçe Galatasaray maçı oynadı. 0-0 bitti. 3 ön libero oynadı oynadı maçı. Hı, hı. İşte bir hafta sonra Antalya maçı vardı. gene aynı takımda çıktı kazanan takım bozulmaz. 0-0 bitti maç yani. Şeye göre, rak rakibine göre. Oyunu tutacağım maç var, tutmayacağım maç var. Ama Mehmet'in dediği haklı. Yani e, iki iki takımda bir önceki rakiplerine göre daha e, zayıf, daha efven takımlarla karşılaşıyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Yani Be Beşiktaş belki bu senenin en iyi mücadele ettiği futbolunu oynadı. E, en görkemli skorunu Hı -hı. aldı. Galatasaray 6 e, tane yerli oyuncu. Kaleciyi saymazsak ortada 5 tane. Sezonun en tempolu, en keyifli oyunu oynayıp en rahat galibiyetini aldı. Yani, bence yani 90 dakika boyunca kazanacağız diyen e, bir takım oynadı ama kenarda da kim var? Babel var, Belanda var, Falcao var. Bu hafta. Bu hafta say başka. Şey Etobo geldi. Etobo geldi. E belki Falcao, Hadi saydın onu. Sabek gelebilir değil mi Ömer? Omar gelebilir. Kar karantinası bitiyor. Arda galiba gelemeyecek ama Arda da o ekipte yani kenarda olabilecek oyunculardan bir tanesi. Göreceğiz yani. Bozulur diyorsun. Emre Akbaba mı Belen de mesela? Ergin Aslan'a da soralım. Hmm. 45'e 55 bu arada rakamlar ekrana yansıyor. 55 ne, ne diyor? 55 hayır diyor. Bozulmaz, takım bozulmaz, bozulmaz diyor. Bozulmaz diyor. Yani kazanan Bence de takım. Bozulmaz. Şey... 55'i destekliyorum. <laughs> Kazanan Benim takım daha anca... Başka bir şey söyledin ya bozulur dedin ya. <laughs> Ankete <Aa>. göre. <laughs> Hayır %55 canım. Ben duymadım dediğini. <laughs> ben, şaka bir yana <laughs> sabahleyin de programımız vardı orada da söyledim bozulur dedim. Ya kazanan takım nerede bozulmaz? Langırt'ta bozulmaz kazanan takım. Atarsın jetonu makine yıllarca bozulana kadar aynı takımla devam edersin. Kazanan takım tabii ki bozulur. Her maçın kendi içinde ayrı dinamiği var. Ee, şimdi Ayroloca geçen hafta... Gençler Birliği'nin sağ açığıyla sol açığı var. Bu tarafa geliyor. Burada Gezal var. Larim var. Şimdi Erol Hoca, Fatih Hoca gitti Rize deplasmanı. İçeride başka bir takım, başka bir ekip oynayacak. Sergen Hoca, Montero, Necip çıktı. Koyta ile oynayacak Kasımpaşa. Şimdi bakacak Vida dönerse, Wellington hangi oyuncu hangi oyuncu uygun. E buna göre, rakibe göre hamle yapacaksın. Yani kazanan takımın bozulmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bu çok kolaycılık zaten yani. Kazanan takım bozmamak kolaycılık ee, her maçın kendi ayrı dinamiği var bence bozulur. Bu Gürcan abi o sen daha iyi bilirsin. Bu muhtemelen attım uyduruyorum 45 sene önce bir gazete manşeti ya da bir yazı içinden alınmış atıyorum İslam Şupitürü değerli bir spor yazarımız abimiz tarafından yazılan bir klişedir muhtemelen. Tamam mı? O klişe bu günlere kadar gelmiştir yani. Bak şaka yapmıyorum bunu tahminen söylüyorum ve sen daha iyi bilirsin kazanan takım bozulmaz ya Hıncal abi ne bileyim biri yazmıştır. Ve o kalmıştır bence. Türkiye'nin alışkanlığı o çünkü. Peki bu konuya Hayır, çünkü ne olur biliyor musun? Bunu. Bak kazanan takımı bozarsın. Takım yine kazanır. Kimse bir şey demez. Kaybettiğim odunu yersin. Ha, kazanan takım ]lerbe. niye bozuldu kardeşim demez. Ama kazanan takım ya puan kay kaybettiğinde bu takım geçen hafta takır takır oynuyordu kardeşim. Oynuyordu da rakip aynı rakip değil. Kaleci aynı kaleci değil. Ergin'in dediği gibi. Şimdi Vida ile Wellington var. E, Necip ve Montero ile oynayacak yani şey? Hmm. Sergen Hoca. Ama kazanan takıma da haksızlık değil mi? Ben fikir mi değiştirsem? Ya şimdi Montero ve Necip'le oynayabilir. Ee, sıkıntı yok ama maçına göre. Şimdi içeride sen Trabzon'la oynadın. Ya Alanya Spor'a çıkıyorsun. Yani burada değişiklikler yapabilirsin. Rakibe göre, rakibin gardına göre, gücüne göre, oyuncu formatına göre, rakip hocanın ne oynadığını da biliyorsundur. Buna göre bir şey yaparsın illa ki. Bir de buna önlem alan hocalar vardır biliyorsun. Kazanan takım bozacaktır. Bir hafta önce işte bir oyuncuyu oynatmayacak ama oynamış. Çağırır. Sakat mısın? Doğru mu der? Mehmet <laughs> <laughs> Biz biliriz değil mi o ki? Yok hocam <laughs> sakat değilim. Sakatsın der. Sen sakatsın. Sen sakat. <laughs> Peki Fakir Mehmet Aya'nın e, keşfettiği bir anketti bu. Çok yaratıcıydı. Da haftaya da atanınla tutanın iyi olmalı mı diye soracağız. ha, güzel. <laughs> o da mesela Serpil Hoca'nın lafı değil mi? Serpil Hoca'nın lafı. Atanın oldu. tutanın iyi olacak ama geçen sene Trabzonspor'a yetmedi. Her zaman yetmeyebiliyor. 11 kişi oynanıyor oyun çünkü. Çok. Bu en bu, iyi bu tutan hareket konusu olur. E tabii en iyi tutan bu. ve en iyi atan Trabzonspor'daydı. Sörlot, Uğurcan hani Mustera sakatlandı, denklemden çıktı diye söylüyorum ama yetmedi. Sonuçta 11 kişi oynuyoruz yani. iki kişinin çok, çok iyi olması da yetmiyor. Yine de oynayabilmen için de o ikisinin iyi olması. Yüzde yani. yüz. Yarışın içinde seni tutar yani. Kesin yani. Kesinlikle, kesinlikle. Şakanın bile 3 dakika konuşulduğu program futbol meydanında sırayı <laughs> bir başka konu oluyor. Sevgili seyirciler derbinin yaralarını sarmaya çalışıyor Fenerbahçe deyim yerindeyse. 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında 2 gol yedi. Fenerbahçe sağdan 4-3 mağlup ayrıldı ve teknik heyet ve idari heyet şimdi Samandıra'da terapi uyguluyor. Önce haberimizi izleyelim konuşacağız üzerine. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan fakat son 3 haftada 2 yenilgi birden alan Fenerbahçe'de Yukatel Denizli Spor'la oynanacak maç farklı bir anlam kazandı. Sarı lacivertli futbolcular Beşiktaş maçından sonra büyük bir yıkım yaşarken soyunma odasından itibaren başlayan tedavi süreci Samandıra'ya taşındı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belezoğlu başta olmak üzere tüm idareciler futbolcuların moralini yerine getirmek için uğraş veriyor. Samandıra'da oyuncularla yapılan temaslarda deplasmanda alınacak bir galibiyetin havayı yeniden pozitife döndüreceğinin sık sık altı çizilirken, defansif anlamda yaşanan problemlerin de mental açıdan sonraki maçlara sirayet etmemesi adına çaba sarf ediliyor. Futbolculara sık sık henüz kaybedilen hiçbir şey olmadığını ve hedeflerden uzaklaşılmadığını ifade eden Fenerbahçe kurmayları, Yukatel Denizli Spor maçında takımın gerçek gücünü göstereceğine inandıklarını belirtiyor. Fenerbahçe'de terapi dönemi. Gürcan Mingiç. Aslında Fenerbahçe iyi transferlerle sezonu da iyi başladı. Kalan yani e, Perşembe, Cuma, Cumartesi Anket. vereceğin haberleri de söyleyeyim. E, yönetimden moral ziyareti. Futbolcularla birlikte yemek yediler. Bir de takım gitmeden önce taraftarlar baklava getirirler. <gülüyor> 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 <Tamam>. <gülüyor> 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 Heşlik tamam başsak Değil böyle. <laughs> yani ya bu, ritüeller. Bu klasiktir. Hiç, Klasikler. E, değişmez. E, süreç içinde. Yani e, oyuncuya motivasyon falan geçeceksin abi. Yani oyuncu öz eleştiri yapacak burada. Zaten e, karakterli bir oyuncuysa yani onu hazmedecek, onu analiz edebilecek e, olgunluğa sahipse hı hı. E, bu mağlubiyetten kendi ait dersleri çıkartır. Ve kesinlikle de teknik evet e, muhakkak ki birebirler yapmıştır, grup toplantıları yapmıştır. Yani maçın analizini, görüntü analizini Kiminlerden ne hata yaptı, neden bu duruma e, geldiklerini ya da e, işte Mehmet e, bizim gruba, yazar grubuna bir tane şey yaptı. E, optanın mıydı Mehmet? Evet abi. Yok, futbol study'nin miydi? Optanın değil, şey... Match day galiba. Match, match galiba. Match study. Nin. Teşekkür As, ediyoruz onlara da. Asan Görenlerin miydi match study? Galiba match study abi. E, onun bir istatistiğini, maç istatistiğini, istatistiğe baktığın zaman Fenerbahçe'nin 4-0 falan kazanması lazım.